Sonraya gideceğiz. İşlerine bak be. Başından kaçındılar bari. Buraya basmasının üstüne basmas dergisi ertesi. Kediyi dayattık. Oralıların ve özlemelerin. Ondan sonra sen abdest alıyorsun. Sesin duyuluyor. Namaz kılarken tam hareketlenmeler. Köpek içi konuşulan. Sonra kapıdan çıkarken meow diye seni gaza getireceğiz. Tam varsa kurulacakken meow. Oralar için sana parazit dayattım bütün gece basmasın yüzünde. Meow. Gel bana şiddet yap. Bir daha havada. Meow. Seni tırmalayacağım. Meow. İçimde cin var. Meow. Dışarı burnumuzu salacağız. Belki çıkartmaz, beklemiyorlar. Fakat dönünce yetişirler be. Ya köpekler, ya Kadriye Orhun, Fuat Orhun kedisi ya da ikisi birden. Evet, evet, miyav miyav diye dışarı çıkmak istiyoruz. Artık seninle dostuz. Tırmalamalar eskide kaldı. Bir tekne atsana bana. Dava olsun. Anasını satayım. Şeytanın soyu bunlar be. Kakadiriye bir gün böyle kucağında taşıyarak. Bana gösteriyordu. Balkona çıkar çıkmaz. Her zamanki gibi. Sonra şeytanlıklara başladı elinde. Ben kovmaya çalışırken yapma Yusuf. Zavallı kedi hamile. Zavallı hamile kedi. Buraları bok ve kusmuk yemler kaynarken. Tesadüfen anasını satayım yeni biri. O merhaba hanımefendi. Yeni taşındınız galiba. Yok. Yok. Daha önce hiç görmedim de. Şurada bak ağacı işaretlemişler. Oraya işletirsin. Google haritana bak görürsün. Orhun için, Özdemir için. Beni içeri attırıp camilerin kıblelerini böyle boydan boya hayvan kasabası yaptırmak için, içini sineklere boğmak için. O eczane açık değil. Akbaba için be. Tırmanlan bütün yokuşu Üsküdar'dan. Adres belli. Bunların askerlerinin sonu yok be. Dün buraya binlerce hureyle de fırladı. Fırlama. Evet, nereye geleceğiz, oturacağız oraya. Sonra sen içerideyken anlatacağız. Ne için geldik? Buraya sıçtırmak için. Ve işletmek için. Alo, ben Zihni Türkmen.
Ve yeni parkımıza hayvanlarınızı getirmeyin. İnatla. Şuraya bak. Kedi ordusu var. Kuaför ve yanındaki. Hayvanlarınızı buraya getirmeyin be. Çocuklar zoroz kapar. İnatla getireceğiz lan. Kim dinler? Biz köpek sahibi seçimi kazandık. Her seçim sandığının dışına dadattık bu frekanslarımıza. Bravo lan, toksoplazmalı kakadır diye ve Fuat abni. Büyücü gibi gözüktünüz. Uçuk açık az ışınlanmış gibi. Yetişti be. Orhun'a bak. Burada kim bu şeyleri duyuyor çok belli. Nereden belli? Eskiden böyle işlemlerden sonra, başımı belaya soktuktan sonra burada diskotekleri dinleyen sabah 3'e kadar, şimdi çıtı çıkmıyor. Çünkü dinliyor. Ve fırlayan Özdemir'den belli. Daha geç gelseydim daha geç inecekti. Güç gösteriyor. Kim onu ayarladı diye. Evet, kurumlar. Bak. Tıkırt. Şimdi burnumu uzatacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Kargalar bitirdiniz mi? Ne çabuk. Tekrar gelmeye başladı. Hadi fırt da al. Çok stres oldum be. Depresyon. Elim titriyor. Ali Zeymer oldu. Parkinson. Eve geliyorum hayvanlı.
Hayvanı çıkardıktan sonra köpekliği oradan elinde telefonla oynuyor ve kediler geliyor. Girişimizin önüne sıçar rolü yapıyor. Diğer şeyleri de böyle telefondan frekansla yönetiyorlar. Hiçbir şüphe yok. Çip bu çip. Şimdi yeni stalkingi çektik, yayınlayacağız. Bütün sülalesi bastırır. Hepsinin hayvanı var. Telefon görüşmesi yaptım. Ve ben konuşurken hayvanı buraya sürdü. Şimdi karşıdan gidiyor. O devasa sokak hayvanı. Ve kamburumuzla işlemde biraz uzaktan. Çok geçmez buraya damlar. Kaç tane öyle stalking yaşadım ben. Burnumu uzatır uzatmaz. Sayısını unuttum ben. Sayısız. Burnumu uzatır uzatmaz. Buralara, karşımda sıçanlar, burada sıçanlar. Balkona çıkar çıkmaz, balkondan dışarı damlayan arka apartmandaki işbirlikçileri. Anında buraya damlayacak, buraya ileri geri ileri geri. Kaç videomda var be. Ve bu milletin hesabı kesilmiyor. İnanılmaz be. Gerçekten bunlar yönetiyor bu ülkeyi. İstediklerini de katlediyorlar. Sırf birkaç bin lira banka hesabından birkaç bin lira için bunlar katleder insanı be. Vicdan yok bunlarda. Arkadaki komşular üçü birden iki sene içinde davalıktı diye bu şeytanla. Bir pislik o, bir pislik o, bir sonunda kanser. Strese. Kaç kez yakaladım öyle strese sokmuşlar. Evden dışarı vurarlar çünkü evi sinekler basmış. Keskin nişancı gibi sinekleri böyle noktaya saldıran. Ayak bileklerini sokuyorlar hepsi. Uyurken kulağına vızzz, tam uykuya dalacağım. Şeytanın soyu bunlar. Söylüyorum size. Aslında plan o değildi yani. Mutfakta bir şeyler yaptığım duyuldu. Balkona çıkacağım hesap edildi. Balkona çıkar çıkmaz damlayacaktı. Düğmeye çoktan basıldı. Şüpheci misin Yusuf Bey? Şüpheci sensin. Bir damga daha. Neden birisi sürekli seninle uğraşsın? Şurada yeni bir oda burayı bulmuş. Adresi uzaktan işlem yapıyor. Sonra onunla stalkinglerini seyrederiz. Bu geçen gün kucağında kaldırıp köpeğinden tanıyorum. Yanındakinin devasa kafesi olan kucağında köpeği kaldırıp bana gösteren köpeğinden tanıyoruz. Diğerleri gibi aynı işlem. Böyle uzaktan önce sonra yavaş yavaş stalkinglere başlıyorlar. Burnumu uzatır uzatmaz. Bütün hepsi gibi aynı işlem. 90'la. Her adımı bu hayvanların kumandalıdır. Bakın el cebinde. Alet orada çünkü. Thank you.
çok güleceğiz. Ordu yetiştirmiş böyle. Karşıma dikilecek. Ben hayvan geziyorum. Hepsi aynı. Canım, uyandın. Ben uyandırdım. Eczaneye gittim kapalı. Kaşınıyor başımız altında. Yok, biraz. Sokuyorlar parazitleri bitmedi. Gitti, yok bitti. Niye bu kaşınıyor biliyor musun? Saç beyaz var ki mi öyle? Tamam, sen güzel bakayım. Tam orada kaşınıyor işte, bak. Nerede? Yok, böyle bir şey yok. Diyorlar ki saç rengi değişirken evet, geri geldi, geri gidiyor kırmızı başlıklı kız. Tek amaç buydu, önümden ileri geri. Kucağına kaldır, bana göster. Bu geliyor mu orada kırmızı başlıklı? Geçen gün tam oturdum balkona, pat buradan çıktı. Yanında bir tane kız, kocaman bir hayvan kafesi. Bununsa hayvan kafesinde değil hayvan ha, kucağında hayvan. Sonra döndü bana, kaldırıyor böyle hayvanı bana gösteriyor. Şu ışılık. Şimdi oradan bastırdıkları diğer komşunun önünde işler yapıyor. Şimdi oraya dalacak parazitler. Şimdi oradan bütün parazitlerini oraya döküyor. Hayvanları kumanda ettikleri gibi parazitleri, sinekleri, virüsleri, her şeyi bunlar kumanda ediyorlar. Büyücü gibi. Büyücü. Kim? Bu millet. Kahve içti. İçtim canım. Sağ ol. Şimdi yarım saat geçti buradan. Gidip bakalım eczaneye açılmış mı? İlaçlarımı alacağım. Hanım daha kapıyı açar açmaz içeri dalmaya çalıştı. Beni gaza getirmek için. Kaybol buradan, yürü. Orhun ananın babanın evine yürü. Hadi. Anasını satayım, sabah dışarı çıkarken dışarı çıkmak istiyorum yam yam. Şimdi çıkarken yarım saat sonra içeriye gireceğim be. Şeytanların kedisi be. Evet. Emin olun gidip ilaçlarımı alacağım biliniyordu ha. Bekliyordu tahminen. Böyle tahmin ediyorum çünkü binlerce örneğinden biliyorum. Böyle tek tük hareketlerle eskiden yaptıklarını bilmiyormuşum gibi beni suçlu gösterecek. Seni apartmandan oturacağım ha. Ağzına vereceğim, kemiklerini kıracağım. Sitelerde anamla oran şiiri okuyacağım.
bokları boğulaya döktüreceğim. Kedimiz pencerenin önünden ayrılacak. Evin içinden, paspasının ortasından, apartmanın içinden kedimiz orada olacak be. Aynen böyle. Daha sonra ileri saatlerde böyle düzenlenmiş daha başka çirkinlikler olacaktır. Orhunların da böyle talebeleriyle yurt çapı zonuz bunların işidir. Hayırlı sabahlar.